arkadaşım merhaba. Şimdi birinci ünitemizin aktif öğrenme kısmını birlikte çözeceğiz. Şimdi bizden bu sayfada boş bırakılan yerlere uygun terimleri getirmemiz istenmektedir. Birlikte bu boşlukları dolduralım. 1. Heyecana yol açarak insanı etkileyen, İnsanda güzel duygu, düşünce ve hayaller uyandıran, yazılı ya da sözlü olarak oluşturan metinlere sanatsal metin denir. 2. Öğretici metinlerde açıklayıcı bilgiler verildiği için dilin göndergesel işleminden faydalanılır. 3. Edebiyatın malzemesi dildir. Bu nedenle edebiyat, fonetik sanatlar grubunda yer almaktadır. 4. Bir ülke içinde aynı dilin farklı konuşma şekillerine ağız denir. Yörelere göre söyleyiş farklılıkları vardır. 5. Metinler anlatım türlerine, kullanılan dilin işlevine, yazılış amaçlarına, gerçeklikle ilişkilerine göre gruplandırılabilir. 6. Edebiyat, olay, düşünce, duygu ve hayallerin dil aracılığıyla sözlü veya yazılı olarak estetik bir şekilde biçimlendirilmesi sanatıdır. Resim, hat, heykel, mimari gibi sanatlar kullandıkları malzeme bakımından plastik sanatlar grubuna girmektedir. 8. Türk edebiyatında edebiyat terimi Tanzimat'tan sonra kullanılmaya başlanmıştır. 9. Bir toplumda bireyin içinde bulunduğu sınıfa, yaşa, özellikle mesleğe göre belirlenen dile jargon denir. 10. Tarık Buğra'nın Osmanlı Devleti'ni konu edindiği Osmancık adlı romanında edebiyat ile tarih bilimi ilişkisi söz konusudur. 11. Duygu, düşünce ve isteğin aktarılmasında sözü söyleyen kişi ya da topluluğa kaynak yani gönderici denir. 12. Gönderici ile alıcı arasında aktarılmakta olan duygu, düşünce ya da isteğe ileti ya da mesaj denir. 13. İletişim, gönderici ve alıcı konumundaki iki insan ya da insan grubu arasında gerçekleşen duygu, düşünce, davranış ve bilgi alışverişidir. 14. Alıcının göndericiye verdiği her türlü karşılığa dönüt ya da geri bildirim denir. 15. Özgünlük, anlatımın veya düşüncelerin başka bir anlatıma veya düşünceye benzememesi, hiçbir yapıtı veya düşünceyi taklit etmemesidir. 16. Anlatımda gereksiz sözcüğün bulunmamasına durluk denir. 17. Açık anlatımdan birden çok yorum çıkmaz, herkes aynı şeyi anlar. 18. Bir düşünceyi savunmak, doğruluğunu kanıtlamak için aynı görüşü paylaşan, destekleyen bir kişinin yazılarından veya konuşmalarından alıntı yapmak, tanık göstermedir. Evet sayın arkadaşım, bu uygulamamızı bitirdikten sonra bu konuyla ilgili ÇAP'ın değişik yayınlarından, özellikle 9. soru sınıf soru bankasından soru çözebilirsin. Bu soruları çözdüğünde bu konuyla ilgili bilgilerin pekişecektir. Kolay gelsin diyorum.